Sinan Vardar'la uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Sevgili Epey oldu ama değil mi? Bu korona duman etti ya. Oldu bayağı. Güzel günler geçiriyor Beşiktaş. Harika günler. Siz de güzel bir yazı yazmışsınız dedim. Aşk olsun Sergen Hoca diye. Aşk olsun Sergen Hoca. Manşete baktım girdim okudum. Valla hoşuma gitti. Çünkü yaptığı değişikliklerde tabii kapalı kutuydu yerler içinde. Gökhan'ın performansı. Ben beğendim çünkü fizik olarak pek geri kalmamışlar. Yani Gökhan Berkaçlara girmek istedi, yapıcı bir şeyler yapmak istedi. Şimdi böyle olunca tabii bir şampiyonluğa giderken kulübe o kadar mühim ki. Yani arkadan gelecek destek. Şimdi bir Oğuzhan da var. Evet. Artı Necip var oğlumuz. Ne zaman girse kafasını tekmeye sokuyor değil mi? Yani iyi bir ekip oldu Beşiktaş. Tabii burada camianın da iyi neticeler geldikçe artık çatlak seçim sezon başı yerden yere vuruyordu yani. Hem yönetim evet. Hem Sergen. O Sergen'in şeyi hocam vardı biraz daha ama yani artık böyle sallanıyordu yani. Öyle o durumdaydı ama birdenbire bir mucize mi oldu? İşte mucize nasıl oldu? Çalışırsan iyi şeyler olur. Ben başarının sırrını soracağım Beşiktaş'ın. Başarısının sırrı nedir? En az ya bir kere Beşiktaş şu anda her şey bakın bir antrenörün payı %10. Her şey yönetime bağlıdır. Şimdi Sergen'i kim getirdi? Yönetim getirdi. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda Sergen'in payı %10. Sergen'in payı şu anda %10'un daha üstünde diye düşünüyorum. Evet. Ama yani oyuna baktı. 11 futbolcu oynatıyor. Sen de bir takım yapsan bugün Manav'a hangi arkadaşı bir takım yapsın. Hemen hemen aynı takımı yapar. Hı hı. Ama orada işte mesela Beşiktaş rakip 18'de Karagümrük 10. 15. dakikada bakıyordum 6 kişi çoğalıyordu. Evet. Yani bu da neyi getiriyor? Geçen hafta da yazdığım gibi kondisyonu bir kere Beşiktaş'ın çok iyi. Mario hakikaten. Yalnız Mario değil tabii. Orada sonra kişisel tanıdım. Sen Murat çok iyi bir çocuktur. Orada benim payım da var Murat'ın Beşiktaş'a alınmasında. Hani Yılmaz Hoca söylemişti o zaman. Ben de yönetimdeydim. Orada ben de bayağı etkin oldum Murat'ı Beşiktaş'a. Sonra sakat bir maç oynadık. Kahraman oldu. Şimdi de Sergen'in en iyi yardımcılarından biri. İyi bir ekibi var Sergen'in. Abi de Çağdaş Atan gitti. Yani ve o da hiç muhalif olmadı, hiçbir şey söylemedi. Önünü açtı değil mi? Yani o da yıllardır denir ya antrenörler yanında kimseyi yetiştirmiyor diye. Buna Fatih Terim de bir örnektir. Milli takım bir örnektir bizim evet. Milli takım. Beşiktaş onu da, Sergen onu da becerdi. Şimdi Çağdaş da çok başarılı Alanya'da. Murat dediğim gibi, Murat ve arkadaşları da Sergen'e çok büyük destek oluyorlar. Yani Ozan iyi bir Gürsoy var kardeşim. Gürsoy var, Ozan var. Hepsi evet. Tanıdığımız kardeşlerimiz. Onun için başarılı geldi. İnşallah yani Beşiktaş şu anda şampiyonun en büyük namzeti. O da görünüyor. Herkes de öyle söylüyor zaten. Sergen Hoca'nın Ersin ve Rıdvan'ı. Efendim? Sergen ve Ersin. Yani şimdi hep deriz ya benim yıllardır zaten en büyük idealim yani bir takımda genç futbolcuların olması. Şimdi bir Rıdvan, bir Ersin de bak 6 maçta galiba gol yapıyor. Evet. Aşağı yukarı. İyi. Utku da oynadığı maçlarda iyiydi. Sezon başı ne diyordu? İlle kaleci alalım. 2 milyon daha gidecekti. 2 milyon dediğin zaman 20 trilyon. Şimdi bu çocukları kazanırsak büyük para kazanıldı. Şimdi Rıdvan'ın aldığı parayla transfer edilen bir futbolcunun aldığı para aynı mı? Değil. 5 tane Rıdvan olsa işte mali yapıda da önemli bir iyileşme. İnşallah o günlerde göreceğiz. Tabii Beşiktaş'ta çok kiralık futbolcu verildi altyapıda. Ama dün gene bir istatistik elime geçti. Oylama payları hemen hemen %20, %30, %40. O zaman buradaki tek şey işte şimdi sen o takımı veriyor, o takımın başkanı mı istedi? Teknik direktörü istediyse şu anda 17 tane antrenör değişti Süper Lig'de, birincilikte. Şimdi o çocuğu o istese bile yeri gelen antrenör oynatmıyor. Tamam. Yani böyle Türkiye'de tepede olan reformlar olmazsa onun için buradaki çözüm kiralık futbolcu vermek tamam da işte onun garantiyi almak, onu da nasıl garantiye alacaksın ilk 11'de oynaması gibi o da olabilecek zor bir iş. Onun için burada tek formül biz yıllardır bunun bir pilot takım olması. Bu pilot takım olursa orada da yine senin teknik direktörüne yani bir pilot takımımız var şöyle düşün. Sergen'e bağlı bir teknik direktör var orada. Aynı sistemde oynuyor. Artı o maçlar yani bizim pilot takım maçları al bizim büyük maçlardan evvel oynat. Hı. Basın ilgi göstersin, taraftar ilgi göstersin. Evet. Bakalım neler oluyor. Biz bunu ben altyapının başındayken 13 maçı ben İnönü'de oynadım. 13 maçı yönetimle kavga ederek Yıldırım Bey'le hakikaten münakaşa ederek dedim Çin bozuluyor. Ya ben yatıracağım Çin'i demiştim. Hı. O zaman hatırlıyorum da.
Oradan bir sürü futbolcu çıktı. Onlar kaç tanesi Beşiktaş'ta? Onları yıllardır tartışıyoruz. Boş geç. Öyle bir şey yok. Bugün Sergen olsaydı o takımın başında en aşağı 3-4 tane daha futbolcu Beşiktaş'ta şu anda oynardı. Yani bir Adem mesela Malatya'daki. Yani isim isim saymayayım. Yani. Tamam. Bir sürü Mehmet Sedefler, Batuhanlar filan. Ama öyle bir yapı yoktu Beşiktaş'ta. Yabancı devamlı antrenörler değişiyordu. Onlar bu reformu yapmıyordu. Yönetim başkanı ve yanındaki arkadaşlar hakimdi olaya. Onun için yani bunun tek çözümü bir pilot takım yapmak. Avrupa'daki gelişmiş kulüplerin yaptığı Strasbourg'ların işte bir sürü takımı takip ediyoruz. Formül bu. Beşiktaş'ın parası olmasaydı transfer yapsaydı sezon başı. Taraftar da çok istiyordu transfer. Az diye çok da eleştirildi. Spor medyası da çok eleştirdi. Yaptı. Yapsaydı Beşiktaş çok transfer. Ersin oynayabilir miydi? Redon oynayabilir miydi? Yani işte. Yani işte hepsi bu. Ya şimdi sizin her zaman söylediğiniz bir şey var. Türkiye'de Türk futbolunda büyük gelişimler işte Metin Ali ve Yazlı dönemleri olsun, Trabzon'un sporun efsanevi dönemi olsun. Hatta Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı alması bile belirli zorunluluktan alıyor. Aynen öyle. Yani şey tabii Süleyman abi işte Allah rahmet eylesin Umursal Başkanımız. Para yok kulüpte. İşte Feyyaz'ı gol kralı. Gazeteye bakıyorlar. Gol kralı avcılardan. Avcı. Feyyaz işte Metin'li bilmem neydi derken iyi bir ekonom, iyi de bir antrenör. İyi çalıştıran, sağ çalışmaları mükemmel olan bir milli. Adam gibi de adam. Altyapıdan yani da Bahattin abiler filan yani orada iyi bir şey kuruldu. Kaptan Rıza gibi çok olumlu insanlar, ziyalar yani hakikaten iz bırakan insan bunlar. O yapı da çok mühim. Başarı da geldi. De ben arzumuz tabii böyle olması ama olmuyor. Kolay değil yani. Kolay değil. Beşiktaş şu anda Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı değil mi? Kesinlikle. Herkes bunlar. Kesinlikle en iyi oyun. Dediğim gibi yani bir kere müthiş bir kondisyon var. 90 dakika gidiyor geliyor. Bir ara %90'lara çıktı ya top oynama ki Karagümrük'te iyi bir takım yani. Evet. Orada da Süleyman kardeşimi de tebrik ederim. İşte diyoruz ya futbolun içinden gelmiş adamlar yönetirse aldı ikincilik, birincilik, süperlik. Borcu da yok. Çok ama sirkülasyon oluyor o takımda değil mi? Ne gibi? Yani o kadar çok oyuncu biraz fazla alıyor. Oyuncu alıyor veriyor ama işte oturtturmaya çalışıyor. Ama Süleyman bu işi biliyor tabii. Fenerbahçe'yi beğeniyor musunuz? Ben beğenmiyorum. Ya valla hiç beğenmiyorum. Dünkü Sivas maçında da şey yaptım. Yani takım olamıyor. Bir kolektif beraber olma bir şeyi yok, arzusu yok. Daha az pas trafiği var. Çok ağır oynuyor. Ağır çıkıyor. Kanatlarda çok etkisiz. Mesut bir de transfer yapıyor. Ya Mesut şimdi bir sürü tartışılıyor, şey diliyor da Mesut da Türk asıllı bir futbolcu. Yani işte Almanya milli takımında oynadı. Tamam mı? Tartışılır. Kimileri Türk milli takımını seçti. Orada tabii Almanlar Mesut gibi adamı kolay da bırakmazlar yani. Onlarda da bir düzen var orada şimdi. Bir de o da altyapıdan çıkarmış. O kadar emek veriyorlar, istiyorlar. Alman milli takımda oynasın. Geldi Türkiye, hayırlı olsun. Bir renk gelecektir Süper Lig'e. Mesut'un oynadığı maçları göreceksiniz. İkimizi taraftar izleyecektir. Televizyonlarda izleyecektir. Forma satışları artacak. Forma satışı artacaktır. İnşallah muvaffak olsun yani. Ama şampiyon yapmasın Fenerbahçe. Beşiktaş'a. Şöyle bir şey de var şimdi. O kadar bastırıyorlar ki Galatasaray Başkanı sanki taraftarlarla karşı karşıya geldi. Transfer. O kadar üzülüyorum ki ben en son Sayın Başkan'la ödül töreni vardı foto maçın. Orada ben de ödül verdim şeye. Mecnun yılın başkanı seçildi. Sonra ben de bir konuşma yaptım orada. Sonra program bittikten sonra başkanla bir 10 dakika beraber olduk, konuştuk. Yani çok üzüldüm. Çok iyi bir adam. Çok iyi niyetli bir adam. Bütün gayesi borcu daha aşağı in çekmek. Ama bu arada taraftar da transfer istiyor falan. Tam ikilemin arasında kalıyor. Rahatsızlığı var. Geçmiş olsun inşallah. Şifa. Üzüldüm. Ben Özcan Canaydın'ın bir havasını sezdim. Özcan abiyi de ben çok severdim. Çok dürüst bir insandı. Öyle bir hava da sezdim. Yani Mustafa Cengiz'i Galatasaraylılar sahip çıkmaları iyi bir adam. Çünkü dürüst. Hatta ne dedi biliyor musun? Ben dedi bırakacağım tabii dedi. Bunun sonunda dedi. Ama dedi hiç kimse bana hırsız demeyecek dedi. Bu çok güzel çok bir şey. Anladım. Çok güzel bir şey söyledi. Onun için bence Galatasaraylılar Mustafa Cengiz'e sahip çıksın. Çok da büyük baskı var değil mi? Ya sen ne diyorsun? İşte görüyorsun. Orada büyük bir safranç var değil mi? Fatih Terim'in büyük bir ağırlığı var işte. Ya Fatih Hoca o da benim arkadaşımdır, dostumdur şey derler ama işte baktığın zaman da kaç tane futbolcu alındı falan. Bu borçlar nasıl oldu? Onun ne kadar payı var ya? Bunlar tartışın. Şimdi şöyle bir eleştiri yapabilirim ben. Galatasaray 30 milyon euro harcadı. Belki daha bile fazlasını harcamıştı futbolcularda. Formülsü sahaya çıkıyor. Ya, ya bir tane Diagne'yi başarıdan aldıkları. Jacques. Ya 12, 13, 14 milyon maliyeti var. Falco öyle.
Yazık ya, yani bu paralar artık... 3 sezonda lazım. 2 milyon euro versene. Gerçi bu paralar yok, hele futbolda hiç yok. Bak şeyi bile, yani yayıncı kuruluş neredeyse bırakacak yani. Evet. O duruma geldi. Yoksa 600 milyon dolarla başladı. Şimdi 300'e indi. Ona rağmen hala adamlar rahatsız. Gittikçe gelirler azalıyor kulüpler. Ama aynı sistem devam ediyor. Bugün bu sene en fazla yabancı futbolcu alan ülke Türkiye. En fazla yaşlı yabancı alan yine Türkiye. En fazla teknik direktörü değiştiren Türk takımları. Birincilik, süperlik bütün takımları. Baktığımız zaman en ufak bir bu gelişme, yani Türk futbolu nasıl bu düzenden kurtulur bu ekonomik krizden. Bunun için yapılan inanın hiçbir şey yok. En son yabancıyı da 16'ya çıkardı. Bir tedbir alınıyordu. Bir limitler vardı. Limitler de bombok oldu. Ne olduğu belli değil. Onun için yani yarın çıkar herhalde. Yarınki yazımda dedim ben. Bindir bir alamete gidiyoruz, kıyamete. Foto maçta. Deveye sormuşlar neren doğru, neren niye eğri. Benim demiş nerenki doğru. Yani aynen böyle o kanunu işte heyecanla bekliyoruz. Bir ümit o, ben var. O kanun da çıkıyor. Kulüpler Birliği birbirine işte en son şey de bıraktı herhalde. Mehmet Bey de bıraktı. Mehmet Sepil. Şimdi herhalde bizim Sayın Ahmet Çevi'nin adaylığı söz konusu. İnşallah olur ya, Ahmet Çevi o işi de başarır diye düşünüyorum. Beğendiğiniz takım var mı? Evet. Süper Lig'de Beşiktaş'ı, Fener, Galatasaray'ı konuştuk. Böyle son haftalarda çıkış. Kayseri'nin ben bir sempatim var. O başkanı da seviyorum kadını. O da dürüst bir kadın. O da neydi ya? Futbolcuya ben para verdim. Dersiyonu duydum. Yönetici yarısını almıştı. EFT'e geçmiş. Söyleniyor. Evet. Kapanıp gidiyor. Bir savcı çıkıp da bunların hakkında bir soruşturma da açmıyor. Yani inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Soydular. Açık ve ne söyledi? Yazık. Ertesi günü de futbolcu bizim de bir yöneticiye şey geçiyor. Yarı yarıya para alıyorlar. Yani bunları söylüyorlar. Orada kalıyor abi. Hiçbir yaptırım yok. Adamlar 500 milyon dolar daha borçlandırıyorlar. Çekip elini kolunu sallayıp ortadan yok oluyorlar. Kayseri mi iniyorsunuz? Kayseri. Ya siz sempatim var yani. O hanımefendiyle zaman zaman o da beni arıyor. Ben de Berna Hanım. Bravo yani, bir kadın başkanı. İyi de o son maçı da kazandı. Evet. Dobra da konuşuyor. Dobra konuşuyor. Şey bravo yapıyor, işte. Keşke bütün şeye üzüldüm ben. Antalya'da güzel şeyler oluyordu. Evet. Dün de açıklama yaptılar. Nereden nereye yani. Ondan evvelki başkan duman etti Antalya Spor'u. Bunlar Fikret Bey petinde sahibi. Evet. En son burada da benim şey Bodrum Spor'un başkanı Sayın Karakayalar çok iyi dostum benim. Bunlardan görüşür. Ararlar Sinan abi ne yapalım. Ben onlara dedim hanım şirket ol. AŞ yaptılar. Sonra Fikret Bey geldi, orada büyük hisse aldı. Antalya Spor'a pilot takım yaptı. Bodrum Spor'a. Çok şimdi, güzel bir şeyler. Antalya Spor Başkanı istifa ettiğinde evet. Şöyle düşündü. Bodrum Spor'a mı yatırım yapacaklar diye düşündü. İster istemez. Valla çünkü Antalya Spor'da Fikret Bey vakfın da başkanı. Hı. Derneğin de başkanı. Oğlu da AŞ'nin başkanı. Dün öyle bir ailece karar aldık dediler. İnşallah dönerler. Çünkü Türk futbolunda bakın. Mesela Ülker büyük yatırımlar yapmak evet. istedi. Adamları daralttılar. Bir delgede olayı var. Bir gün anlatırım. Şimdi Vestel bir ara Manisa Spor'u aldı. Aman aman dediler kaçtılar. Zor kaçtılar. Şimdi işte böyle büyük firmaları, sponsor olan firmaları evet. kaçırmamaklar. Çünkü paraları alan işi bilmez yöneticiler, biraz da yanlış işler yapan yöneticiler, başkanlar maalesef bu sponsorların da önünü kesti. Şimdi Ali Koç diyoruz. Bak adam neler, ne kadar büyük paralar getiriyor, sponsorlar getiriyor. Ama son bir ay evvel yerden yere vuruluyordu Fenerbahçe camiası. Evet. Şimdi ama ne yaptı? O da artık sisteme uydu. İşte Mesut'u getirdi. Şimdi rahat eder 3-4 ay. Mesut'la Fenerbahçe taraftarı da oyalanır. Ama Ali Koç gibi bir başkanla bir Fenerbahçe bir daha çok zor bulur. Yok yani öyle bir şey. İnşallah darıltmasınlar. Ali Koç daha uzun yıllar rekabet içinde. Evet. Ahmet Çebi de... Onun bizim... da son senesi bu sene Ali Koç şampiyon yaparsa. Ne olacak ya bu kadar borcun altı. Belki Aziz Yıldırım yeniden aday olabilir. Ben düşünüyorum. Sevgili yönetmenimiz Ahmet Giri işte. Sevgili Mert de burada. Onlar sanki Aziz Başkan'ı bekliyor sanki. Ya üzülüyorum Ali Koç yani büyük bir şeyle. Şimdi Ali Koç'un düzensiz bir şey yapacağına inanıyor muyuz? İnanmıyoruz. Kulüp için bir şeyler yapıyor. Ya yanlış yapıyor. Transferler yanlış oluyor. İnşallah doğruları bulur ama mesela Macaristan'dan aldıkları bir stoper var. İyi şeyler duyuyorum. Daha da 23 yaşında. Doğru şeyler de etmanın peşindeler. İnşallah. İyi olur. Sevgili Sinan rekabet var. Olmazsa hiçbir şey olmaz. Fenerbahçe de iyi olsun. Galatasaray da iyi olsun. Tabii. Ama Beşiktaş şampiyon olsun. Evet, sözü böyle bitirelim. Sevgili Sinan Vardar. Evet. Bu haftalık bu kadar değil. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Bu turizmle açılsın artık abi. Turizm soracağım. Turizmi hiç sorma. Kanayan yaramaz. Kanayan yaramaz.
Ben yaza dönük iyi olacağını tahmin ediyorum. İnşallah. Güzel günler. Bayağı bir talep var yani. İnsanlar çünkü boğuldu ya bir yıldır. Değil mi? İnsanlar artık tatili özledi. Bir de inanılmaz şey var yani. %50'ye ilgili indirim var. 18 ay vade var. Yani bedava gibi herkes gitsin yani tatile. Herkes şimdiden var. Yapsın yoksa hata yaparım. Bu imkan bir daha gelmez. Bir de şey yapalım. Bu korona süreci bittikten sonra Twitter'daki işte sosyal medyadaki okuyucularımızla bir araya girelim. Şöyle güzel bir sohbet edelim. Onlar sorsunlar. Yapalım. Yapacaktık. Tam böyle bir şeye girdik işte bu korona ile ilgili biraz formalarımızı giyelim şöyle. Yapalım. Bütün takımların şey yapalım. Güzel günlerimiz olsun. İnşallah. Sevgili seyirciler, Sinan Vardar'la uzun haftalardan sonra tekrar yeniden güzel bir sohbet yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Çok kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Sen kalın, mutlu kalın.